güneşin doğup battığı tüm topraklara sanatı, bilimi ulaştırabilmek ve siz de bu sayede bir imza atmış oldunuz aslında. İyi ki de geldiniz, iyi ki de imza attınız. Başlangıç olarak sizi tanımayanlara kendinizi tanıtabilir misiniz bize? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Benim adım Pelin Kesebir. İstanbul'da doğdum 1979 yılında. İlkokul, ortaokul, lise. Sonra üniversiteyi Koç Üniversitesi'nde okudum. Psikoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümleriyle çift anadalı yaptım. Ve de sonra da Amerika'ya geldim doktora yapmak için, master ve doktora yapmak için. Ve sosyal psikoloji ve kişilik psikolojisi alanlarında yaptım doktoramı. 2009 yılında bitirdim doktoramı. Onun ardından da Amerika'da kaldım. O zamandan beridir hala buradayım. Şu anda Wisconsin eyaletindeyim. Wisconsin Üniversitesi'nde burada bir Center for Healthy Mind, Sağlıklı Zihinler Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışıyorum. Değişik konuları çalıştım ama genel olarak ilgilendiğim konular hep iyi bir hayat nasıl yaşanır, mutluluk, özellikle de bunun karakterle ilgisi, erdem gibi, güçlü karakter özellikleri gibi konularla ilgisi. Bunlar üzerine çalıştım en çok. O şekilde diyeyim ben. Çok güzel. Teşekkür ederim hocam. Şimdi de biraz aslında geçmişe dönmek istiyorum. Bizi kampüse götürür müsünüz? Oradaki anılarınızı, psikolojiye dair umutlarınızı, beklentilerinizi anlatır mısınız biraz? Tabii ki, tabii ki. Dediğim gibi ben Koç Üniversitesi'ndeydim. Benim girdiğim yıllarda Koç Üniversitesi oldukça yeni kurulmuştu ve ilk iki sene hatta biz Koç'un ilk kampüsündeydik. Bu kibrit fabrikasıydı bir dönem. İstinye'de, şu an galiba Migros oldu diye duydum ama emin değilim. O küçük kampüsteydik. Çok ufak bir mekanda, oldukça da küçük sayıda öğrenci vardı. Çok hani samimi, tatlı bir ortamdı. Sonra da Sarıyer, o büyük kampüse, Rumeli Feneri kampüsüne geçtik. O zaman biz de yatılı kalmaya başladık. Biz diyorum, benim ikiz kardeşim var, o da birlikte okuyorduk. Rumeli Feneri kampüsünde yatılı olarak kalıyordum. Ben yani Koç Üniversitesi'ni çok sevdim. Çok yani çok güzel imkanlar verdi bize. Hocalarımız çok çok iyiydi. Ve onlardan aldıklarım sayesinde ve onların yardımları, katkıları sayesinde zaten Amerika'ya da gelebildiysem o şekilde. Ondan sonra da yani hep her zaman onların hem desteğini hem ışığını hissettim. Psikolojiye dair hayallerim o dönemlerde, yani şöyle, ben tabii psikolojiyi çok çok seviyordum ama yani bilmiyorum, çok hayal kuran bir insan da değilim herhalde. Öyle psikolojiye dair pek hayallerim yoktu ama hani insanı anlamak ve hayatı anlamak genel olarak o çok çok ilgimi çekiyordu. Yani onun akabinde de Amerika'ya gelmek, psikoloji okumaya devam etmek o güzel bir fikir gibi gözüktü gözüme. Yani öğrenebileceğim daha ne varsa öğreneyim bu konuda gibi. Yani güzel yıllardı. Üniversite yılları da güzel yıllardı. Zaten şimdi geri dönüp bakınca siz de umuyorum hepiniz tadın. Yani gerçi tabii pandemi dönemine denk düştü, o birazcık talihsizlik ama yani böyle önünüzde çok uzun bir zaman var ve tek yapmanız gereken şey öğrenmek, sevdiğiniz şeyleri okumak, arkadaşlarınızla takılmak, güzel vakit geçirmek, sohbetler. Tüm bunları yapabilecek bir dönemin olması hayatta çok güzel bir şey tabii ki. O yüzden severek anıyorum diyebilirim. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi dediniz ki çalışma alanınız daha çok şu an güncel olarak çalışma alanınız mutluluk ve erdemler üzerine. Öyle olunca da bizim bugün size birçok mutluluğa dair birçok sorumuz olacak. Merak ettiğimiz çok şey olacak. İlki de şu şekilde, bildiğiniz gibi insanların olumlu ve olumsuz olarak adlandırdığı birçok duygu var. Olumsuz duygular mesela nedir? Hüzün, acı, öfke, stres, kaygı gibi birçok olumsuz duygu da var. Merak ettiğimiz şey şu, eğer bu olumsuz duygular mı, yani olmasaydı onlar, mutluluk bizim için bu kadar kıymetli olur muydu? Yoksa daha sıradan mı olurdu? Bunu sormak istiyoruz. Evet, çok güzel bir soru. Şimdi bir kere dediğiniz gibi çok güzel özetlediniz siz de. Olumsuz duygular var ve
olmalılar da. Yani biz asla olumsuz duyguları insan duygusal repertuarından almak istemeyiz ve bu zaten sürdürülebilir bir şey de olmaz. Çünkü olumsuz duyguların fonksiyonları var. Çok önemli bize anlatmaya çalıştıkları şeyler var. Bunu fiziksel acı gibi de düşünebiliriz. Şimdi siz düşünün, fiziksel acı çekme yetisinden yoksun olsanız. Şimdi bu ilk başta çok cazip bir şey gibi gözükebilir. Ama aslında bu korkunç bir hastalık. Böyle bir hastalık da var. Kimi çocuklar bu şekilde doğuyor ve acı hissetmiyorlar. Ve ne oluyor o şekilde doğunca? Tehlike yaratan durumlarda çocuk bunun farkında değil. Yani mesela elini kaynayan suyun içine sokuyor fakat hiçbir şey hissetmiyor ve elini çekmiyor. Tabii sonra kötü şeyler oluyor. Bu ve bunun gibi daha pek çok acı şeyleri yaşayabiliyor acı hissetme yetisine sahip olmayan insanlar. Olumsuz duyguların da bizim için aslında böyle bir fonksiyonu var. Olumsuz duygular bize bir şey anlatmaya çalışıyor veyahut yani hayatta yaşadığımız bazı şeylerin doğal karşılığı. Örneğin şimdi siz birini seviyorsanız hayatınızda ve bu insanı diyelim kaybedebilirsiniz. Onun ardından acı çekmemek olmaz. Çünkü bu yani hayattaki olumlu şeylerin madalyonun öteki yüzü bir anlamda. Bunun da dışında duygular bizi eyleme geçirme gücüne sahipler. Örneğin bir şeye öfkelendiğinizde eğer bu haklı bir öfke ise bunu eyleme geçirmek ve örneğin ortada bir yanlış varsa bunu düzeltmek için duygular bize gerekli motivasyonu sağlıyor. Gerekli bir anlamda yakıtı sağlıyor. Yani bu ve bunun gibi tüm sebepler yüzünden olumsuz duyguları aslında ya onların ne kadar değerli olduğunu görmemiz, anlamamız gerekiyor. Şimdi olumsuz duygular sağlıklı, gerekli, doğal. Peki sorun nerede çıkıyor o zaman? Sorun biz olumsuz duygularla ilişkimizde birazcık arzulananın dışına çıktığımızda çıkıyor. Yani ne gibi? Şimdi biz bu olumsuz duygularla ilişkimiz biraz daha sağlıklı ve biraz daha fonksiyonel olabilir. Neyi kastediyorum bununla? Örneğin dediğimiz gibi yani birini kaybettik diyelim. Bu çok acı bir şey ve buna tabii ki üzüleceğiz. Ama birincisi bu üzüntüyü haddinden çok fazla büyütmeye ve buna böyle bir bataklık gibi onun içine çekilmeye gerek yok. Tabii gerek yok diyorum. Yani hepimiz insanız, hepimiz zaman zaman bunları yaşıyoruz ama en azından uzaktan bakınca bunun böyle olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani çünkü hayatın doğasında maalesef kayıplar var, ölümler var, ayrılıklar var. Bunları hepimiz yaşayacağız ve de böyle bir şey yaşadığımızda elbette ki yasını tutacağız, elbette ki insanca tepkiler vereceğiz ama hani bunun bir sınırları olmalı. Yani örneğin siz yani tamamen afaki konuşuyorum ama yani hani diyelim bir kaybettiğiniz bir yakınınız için belki 6 ay yas tutmak normal ama 6 yıl yas tutmak normal değil. Burada gereğinden çok fazla uzayan bir olumsuz duygu süreci görüyoruz. Onun da dışında olumsuz duyguların onlara direnmemek çok önemli. Çoğu zaman yaptığımız sorunlu şeyleri olumsuz duygulara direndiğimizden, onlarla başa çıkamadığımızdan yapıyoruz. Ne gibi? Örneğin bağımlılıklarda bunu görebiliyoruz. Bir takım şeylerle başa çıkamayıp kendimizi bir takım başka yerlere yani başka yerlere kaçıyoruz. Ve bu da istenmeyen sonuçlara götürebiliyor bizi yine. Bu ve bunun gibi de hani bunları da açabiliriz ama özünde demeye çalıştığım şey şu, olumsuz duyguların hayattaki varlığını kabullenmeliyiz, onlara izin vermeliyiz ama aynı zamanda da kendimizi olumsuz duygular girdabına, bataklığına çekilip orada kalmaktan, uzun süre orada kalmaktan alıkoymalıyız. Çünkü olumsuz duygular belli bir fonksiyona hizmet etmeliler. Onun ötesinde ne bize bir faydaları var ne de çevremize bir faydaları var. Teşekkür ederiz açıklamanız için tekrar. Hocam yine mutluluğa dair bir şey merak ediyorum. Biz siz mutluluğu araştırırken kullandığınız böyle genel geçer ya da işte nesnel bir ölçek var mı? Yani mesela X ve Y kriteri varsa kişide o kişi mutludur veya mutsuzdur gibi diyebileceğiniz kriterler var mı?
Evet. Bu işte tam olarak zaten psikolojide bu konuyu çalışanların üzerinde tartıştığı konular. Şimdi öncelikle bizim yani çok nesnel, çok objektif bir şekilde bu mutluluğu ölçer diyebileceğimiz bir şey yok. Yani bu şey gibi değil. İşte tartıya çıkardık bir insanı, ağırlığını ölçtük veya boyunu ölçtük. Öyle bir mutluluk ölçeği yok. Şimdi burada iki tür mutluluk ölçekleri var genelde. İlk tür ölçek tamamen şahsi beyanlara dayanıyor ve bu öznel iyi oluş veya subjektif iyi oluş, subjective well-being diye geçiyor. Bu tamamen bireyi temel alıyor. Yani ben mesela size soruyorum. Diyorum ki sizin mutluluğunuz nedir? Bir skalada diyelim 1'den 7'ye veya 1'den 10'a bir skalada en mutlu diyelim 10'sa sizinki kaç? Ve siz bana bir yanıt veriyorsunuz. Ve biz sizin bu yanıtınızı doğru kabul ediyoruz. Çünkü diyoruz ki yani bir insanın mutluluğunu kendinden daha iyi kim bilebilir diyoruz. Şimdi bunun artıları var. Çok demokratik bir yöntem. Çok kişiye güvenen bir yöntem araştırdığımız kişilere. Ama tabii ki bir takım eksik yönleri de var. Çünkü her zaman biz insanlara bir şey sorduğumuzda o insanlar doğruyu bilemiyor da olabilirler veya bilseler bile söylemiyor da olabilirler. Bunlar tabii bu beyanlar üzerinden yapılan her çalışmanın bir eksiği. Şimdi bu bir tür mutluluğu ölçme, mutluluk üzerine çalışma yöntemi. Başka bir sınıf mutluluk araştırması da bu sizin dediğiniz gibi biraz daha kriterlere bakıyor. Yani mesela bir takım teoriler var. Diyor ki insanların mutlu olması için 3 tane temel ihtiyaçları vardır. Nedir bu temel ihtiyaçlar? Örneğin bir hayat üzerinde bir hakimiyet ve hayat içerisinde beceriyle ilerleyebilme hissi. Yani mesela siz hayatınızı başarıyla idame ettirebiliyor musunuz? İşinizde kendinizi yeterli hissediyor musunuz? Yani yeterlilik hissi diye düşünebiliriz bunu. Bu çok temel bir ihtiyaç diyor. Bu olmazsa bir insan mutlu olamaz diyor. İkincisi özellik veya otonomi dediğimiz şey. Yani siz hayatta kendi içinizden gelen, kendi içinizin pusulasının gösterdiği şeyleri mi yapıyorsunuz? Yoksa çevrenin baskısıyla veyahut bir şeyleri yapmak zorunda olduğunuz için mi yapıyorsunuz? Eğer öyle yapıyorsanız bu otonomi hissinizde bir eksiklik var demek ve bu da çok temel bir mutluluk ihtiyacı ve o olmazsa mutlu olamazsınız diyen çalışmalar var. Bu aynı teoriden, aynı teori üçüncü temel ihtiyaç olarak da ilişkiselliği gösteriyor. Yani ilişkilerimiz sağlıklı, yakın, güven verici ilişkiler olmalı. Eğer bir insanın böyle ilişkileri yoksa mutluluk yine imkansızdır diyor. Bu tarz teoriler, ben sadece bir örneğini verdim. Bu self-determination teori diye geçiyor ilgilenenler için. Örneğin bu teori yalnızca bu tarz teorilerden bir tanesi. Bunlar biraz daha olması gerekeni söyle, yani olması gereken şudur diyen teoriler, bu öznel iyi oluşa bakan teoriler daha ziyade olana bakan teoriler. Yani insanlara bakıyor, mesela bir insan ben şu kadar mutluyum diyor, onun diğer o insanın hayatındaki olgularla ilişkisine bakıyor diyelim. Bunlar değişik iki yönelim mutluluk araştırmaları içerisinde. Teşekkür ediyoruz. Benim sorumda bir mutluluk stratejisi olarak iyimser olmayı, etrafına daha olumlu ve yapıcı gözle bakmanın öğrenilmesi gerektiğini söylemiştiniz daha önceki röportajınızda. Benim merak ettiğim şey bu öğrenme nasıl gerçekleşir? Yani mutlu olmak öğrenilebilir bir şey mi? Ya da iyimser olmak öğrenilebilir bir şey mi? Evet, çok güzel bir soru. Benim çok da sevdiğim üzerine konuşmayı bir konu. Çünkü gerçekten herkesin bunu anlamasını, öğrenmesini çok isterim. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Hayatta pek çok şey gibi, pek çok karakter özelliği gibi iyimserlik de genetik kalıtımla gelen bir yönü olan bir şey. Yani kimi çocuklar dünyaya bu açıdan daha şanslı, kimileri daha şanssız geliyor. Bununla beraber bizim araştırmalardan gördüğümüz şey şu, iyimserlik
ve iyimserlik gibi pek çok mutlulukla alakalı karakter özelliği, bunlar geliştirilebilen beceriler. Yani aynen resim yapmak gibi, belki çok yetenekli değilsinizdir ama ne olursa olsun hepiniz kendinizi olduğunuzdan birazcık daha ileriye götürebilirsiniz üzerinde çalışarak, değil mi? Aynısı iyimserlik için de gerekli, geçerli. Yeter ki öyle bir arzumuz olsun, yeter ki o motivasyonumuz olsun. Peki tamam, diyelim motivasyonunuz var, son derece yüksek bir motivasyonunuz var daha iyimser olmak için. Bunu nasıl öğreneceğiz? Tabii işin ilk adımı farkındalık. Neye dair bir farkındalık? Zihnimizin içinden geçen düşüncelerin ne olduğuna dair bir farkındalık. Bu farkındalığı bir kere edinince öncelikle kendi düşüncelerinizin ne kadar iyimserliğe yahut kötümserliğe yakın olduğunu anında görme fırsatınız artıyor. O fırsat artınca da ne oluyor? Siz örneğin kendinizi kötümser bir düşünce biçiminin içinde yakaladığınızda kendinizi biraz daha sağlıklı, biraz daha en azından yapıcı bir düşünceye yöneltmeniz daha mümkün oluyor. Tabii daha iyimser bakış nedir, daha kötümser bakış nedir? Orada bunları da algılamak gerekiyor. Genel olarak kötümser bakış bir kere genelleyicidir. Ve çok fazla kişinin kendi dışındaki faktörlere vurgu yapar. Yani örneğin dünya çok karanlık bir yer ve benim onun üzerinde hiçbir etkim, hiçbir gücüm yok. Bu çok karanlık bir bakış açısıdır. İyimser bakış açısı ise bir kere bu kadar olayları genellemez. Örneğin başa kötü bir şey gelse dahi bunu müferit bir olay olarak görür ve de kendinin olaylar üzerinde belli bir gücü, belli bir etkisi olduğunu kabul eder. Bunları kendimize bir anlamda yavaş yavaş işlemek gerekiyor. Yani örneğin kendinizi zihninizden karanlık düşünceler geçerken yakaladığınızda, ki bu aynen demin bahsettiğim farkındalık başlığının altına giriyor. Kendinize şunu demek, ya bak şöyle düşünüyorsun ama böyle de bir bakış var. Yani her zaman olaylara birazcık daha iyi bir açıdan bakabileceğimizi bilmek ve örneğin kendimize şunu sormak, ya benim damarlarıma bir iyimserlik serumu enjekte edilmiş olsa ben bu olaya nasıl bakardım? Veyahut hayatınızdaki iyimser insanları düşünebilirsiniz. Bu insan benimle aynı olayı yaşamış olsa o bu olaya nasıl bakardı? Genel olarak daha iyimser olmanın yöntemi bu diyebiliriz. Bu kadar cevap vereyim. Tabii bu da çok uzun uzun hakkında konuşulabilecek bir konu ama ilk başta bunun mümkün olduğuna inanmak, daha iyimser ve daha olaylara daha olumlu gözlerle bakan biri olabileceğimize inanmak, sonra kendi zihnimize dair bir farkındalık geliştirmek, daha sonra da o farkındalığı kullanarak yavaş yavaş zihnimizin düşünme biçimlerini değiştirmek. Bunun ne kadar çok pratiğini yaparsak o kadar çok gerçek hayatta da faydasını görürüz. Hocam şimdi öğrenmek demişken bir de biz aslında küçükken okullarda bir besin piramidi öğrendik ve bu piramidin aslında her basamağında ayrıştırıcıların olması gerektiğini, onların önemini de öğrendik. Şimdi bir de diğer piramidi düşünürsek eğer Maslow'un ihtiyaçlar piramidini, sizce o piramitte de her basamakta mutluluğa gerek vardır diyebilir miyiz? Evet evet, çok ilginç bir soru. Şimdi şöyle yaklaşabiliriz bence buna. Şimdi tabii en altta bir, o piramidin en altında bir güvenlik ihtiyacı var. Değil mi? Yani hayatta kalma, güvenlik. Şimdi o basamakta, eğer siz o basamaktaysanız, herhangi bir sebepten, sizin hayattaki temel meseleniz hayatta kalmaksa, o zaman tabii yani mutluluk neredeyse biraz lüks bir şeye dönüşüyor. Yani düşünün, siz hayatta kalıp kalmama mücadelesi veriyorsunuz. O zaman mutluluk ve yani olumlu duygular anlamında burada kullanıyorum mutluluğu. Böyle ay olumlu duygular da hissedeyim, hayata dair güzel hislerim olsun. O biraz anlamını kaybediyor. Ve buradan aslında çok önemli de bir ders çıkarabiliriz. O da şu,
bizim kendimizin de mutlu olması için, etrafımızın da mutlu olması için güvenlik hissiyatını sağlamak çok 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 önemli. Yani bu bir örneğin bir çocuk için de çok önemli. Veyahut daha büyük makro açıdan baktığımızda bir devletin kendi vatandaşlarının mutluluğunu sağlaması için de o güvenlik hissi çok önemli. Ve bu güvenlik hissini sadece fiziksel olarak da almıyoruz. Elbette ki fiziksel güvenlik birinci sırada, o olmadığında hiçbir şey olmuyor. Fakat psikolojik güvenlik de çok önemli. Yani psikolojik güvenlik nedir? Bir insanın kendini olduğu haliyle değerli, kabul edilebilir, sevilir, sayılır görmesi ve bu şekilde hayatı bu şekilde deneyimlemesine olanak sağlamak. Dediğim gibi bir ailenin de görevi bir çocuğa karşı bu, bir devletin de vatandaşına karşı görevi bu. Ve dediğim gibi bu güvenlik hissi gerçekten çok önemli. Yani bizim o yüzden onu da hep derim. Yani bizim birbirimize de güvenlik hissini vermemiz lazım. Çünkü o olmadan mutluluktan söz etmeye başlayamayız. Ama bir kere biz o aşamayı geçtiysek, kendimizi az veya çok güvende hissediyorsak, o zaman zannediyorum şeyi demek mümkün. Yani evet, o zaman mutluluk gerçekten hayatta hepimizin en temel istediği şeye dönüşüyor. Mutluluk bütün arzularımızın arzusu diyebiliriz. Yani bütün gayelerimizin gayesi, yaptığımız şeyleri neden yapıyoruz sorusunu kendimize sorduğumuzda, iyi de peki bunu niye yapıyorum, peki tamam o zaman ama onu niye yapıyorum veya onu niye istiyorum, hep sonuçta vardığımız nokta mutlu ve iyi bir hayat yaşamak. O yüzden dediğim gibi en düşük basamağın ötesinde zannediyorum mutluluk hepimiz için temel bir ihtiyaç demek mümkün. Hocam çok teşekkür ederiz. 4 dakika kaldı, acaba ikinci kısımda sorsam bölünmese daha iyi olur değil mi? Harika olur. Çok özür dilerim. Ben biraz geciktim, o yüzden oldu. Yok hocam, hiç önemli değil. Tamam. O zaman ikincisinde buluşacağız. Evet, ikincisinde buluşacağız.